The Mediterranean, Turkey, 2nd century BC. Türkiye, milattan önce 2. yüzyıl. Romantizmin ilk ateşi aldığı 18. yüzyılın başından bu yana sanatçılar, şairler, yazarlar, ressamlar, müzisyenler ve oyun yazarları bu olağanüstü eserleri, devasa yapıları kendilerine örnek olarak almaktan asla bıkmadılar. Fakat romantizm gerçekten devrimsel bir adım mıydı? Yoksa sadece kendisini yenileyen tarihi bir olgu muydu? Arkeologların ve sanat tarihçilerinin binlerce heykel, rölyef ve bina üzerinde yaptığı çalışmalar sayesinde yüzyıllarca sürecek olan başka bir büyük kültürel devrimin milattan önce 323 yılında başladığını şimdi öğreniyoruz. Son 10 yıllar içinde İonya'da, yani günümüz Türkiye'sinde yapılan kazılar, bizim şu anda modern, hatta romantik olarak tanımlayacağımız bir tarzda yapılmış olan eşsiz başyapıtları gün ışığına çıkardı. Yunan ve Pers uygarlıklarının birleşmesini ve ortaya çıkan Helenizm denilen kültürü keşfetmek üzere bizimle birlikte gelin. Hellenizmin olağanüstü merkezleri. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük Asya, Afrika ve o zaman Şark olarak bilinen bölgenin geriye kalan bütünü tarihin akışını değiştiren askeri ve siyasi bir depremle alt üst oldu. Daha önce böyle bir şey olmamıştı ve o zamandan beri de onun gibi hiçbir şey yaşanmadı. Bu kargaşaya sebep olan adam, bütün zamanların en genç askeri serüvencisi olan Büyük İskender'di. İskender'in Makedonyalı birlikleri, halkların ve kültürlerin üzerinden bir hortum gibi geçti. Ama sadece askeri anlamda değil, Makedonyalıların istilaları aynı zamanda kültürel bir kasırga yaratıyordu. İskender kendisiyle birlikte değiştirilmiş, yeniden çalışılmış ve sanatçılar tarafından farklı etnik gruplardan uyarlanmış Yunan kültürünü de getirdi. Sanatçılar ondan ilham almışlar ve sanat anlayışının yeni bir yolunu bulmuşlardı. Biz şimdi bu gelişmeleri Hellenistik olarak bilinen döneme dayandırıyoruz. Büyük İskender, İonya, Fenike bölgesi ve Mısır'ı kendi kontrolü altına aldı. Doğuda İndus Nehri'ne kadar bütün Pers İmparatorluğunu zapt etti. Ondan sonra hiçbir şey daha önce olduğu gibi olmadı. Bu sırada her yere kültürü yayılmış olan Yunanistan, önemini ve merkez konumundaki rolünü kaybetmişti. Mısır'da, Suriye'de, Makedonya'da ve şimdi Türkiye'de yer alan Bergama'da krallıklar türedi. Bu krallıklar yeni bir dönemin ilk ışıklarının belirmeye başladığını işaret ediyordu. Biz bu dönemi Helenizm olarak biliyoruz. Bu devrimde yer alan birçok sanat şeklinin içinde en çok değişiklik gösteren heykeltıraşlıktır. Paraksitelis'in ünlü Hermes'i. Olimpiya'da bulundu ve İskender öncesi dönemin başka bir deyişle klasik Yunan sanatının en önemli çalışmalarından biridir. Burada sanatçılar denge, temiz çizgiler ve şeklin mükemmelliğini arar, matematiksel boyutların yer aldığı ve gerçeklikten oldukça bağımsız estetik kurallarını esas alan bir ahenk isterler. Bu heykel Delos'un Kleopatra'sıdır. Helenistik döneme aittir. Ünlü değildir ve özellikle değerli sayılmaz. Fakat oldukça sıradan olması gerçeği, sanatçının aklından geçeni bize vermektedir. Sanatçı, günlük yaşamın akışına, gerçek insanlara, onların özellikleri ve yüz hatlarına ilgi duymuştur. Hemen hemen tamamı şeffaf kumaşlarla tasarlanmış olan o günün kadın modasını görebiliriz. Örtüleri bu kadar ince tutmak, Helenistik dönem heykeltıraşı için gerçek bir yetenek testiydi.
Yunanistan egemenliğini Orta Doğu'ya doğru genişletirken yaratıcı bir ilham yayan kendi sanatçıları ve zanaatçıları Ege Denizi'nin diğer yakasında gelişen kentleri etkilemeye başladı. Bugün Türkiye'de yer alan Efes ve Bergama kentlerine akın ettiler. Arkeologlar Efes'te bu frizi buldu. Bir av görüntüsü. Yaban domuzu at sırtındaki bir subay tarafından kovalanıyor. Bu rölyef onlar için büyük bir problem kaynağıydı. Çünkü başlangıçta Yunan sanatı için mitolojiden görüntüler betimlemek alışılmış bir şeydi. Ve bu rölyef avcının giysileri nedeniyle sorun olmuştu. Araştırmacılar buldukları bütün parçaları birleştirerek bu sırrı çözdü. Görüntü daha sonra tekrar inşa edilen bu küçük tapınağın Efes'teki Hadrian Tapınağı'nın içine oyulmuş olan büyük bir frizin parçasıydı. Taşlar resimlerle bir hikaye anlatıyordu. Onlar üzerinde çalışmalar yaparak heykeltıraşın esinlendiği efsaneyi belirleyebiliriz. Atina kralı Kodros'un oğlu olan Androklus, Apollo'nun kehanetinden Atina'dan sürüleceğini ve bir balıkla bir yaban domuzunun yeni bir kent kurması için yer seçmede ona yardımcı olacağını öğrenir. Anadolu sahiline ulaştığı zaman ateş yakıp bir balık pişirir. Bir kıvılcım çalıları tutuşturur ve o sırada bir yaban domuzunun alevlerden koşarak çıktığını görür. Androklus yaban domuzunu kovalar ve tam onu öldürdüğü yerde Efes kentini kurar. Bizim bugün gördüğümüz kent sadece daha sonraki Roma zamanlarından kalandır. Fakat caddeler aynıdır ve ızgara şeklinde basit döşenmiştir. Atina'daki caddelerin karmaşık doğasından çok farklıdır. Bu şekilde kentler kurmak, bölgenin hemen güneyinde belli bir düzen içinde kentler tasarlayan ilk şehir plancılarının doğum yeri olan Hellenistik kent Milet'te doğdu. Onun adı Hippodamus Miletus'tu ve onun şehir planlama teorisi diğer Yunan kentlerine de yayıldı. Daha sonra kentlerini düzenli çizgi modelinde inşa eden Romalılara ve bugünkü şehir planlamacılığına kadar ulaştı. Efes'teki doğru açılı caddeler aynı zamanda mahalleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Slope olarak bilinen bu mahalle özellikle zenginlerin yerleşim yeriydi. Evlerin içleri çok şatafatla süslenmişti. Burada görülen dikkatli bir şekilde yan caddeler içine alınmış olan bir bordellodur. Bir randevu evidir. Kentteki birçok ev gibi çok rahattı. Isıtma sistemleri, sıcak ve soğuk su donanımı vardı. Ana cadde üzerinde yakında genel evin varlığını gösteren ilginç bir reklam yer alır. Bir kalp, bir kadın yüzü ve hangi yöne gidileceğini gösteren bir ayak. Burada bir anıt mezar çevresinde inşa edilmiş büyük bir kütüphane görüyoruz. Arkeologlar daha önce eski dünyadan kalma böyle bir şeyi bulmamışlardı.